24 yılı aşkındır İmralı Ada Hapishanesi'nde bir tecrit işletiliyor ve bu tecrit sistemi günden güne ağırlaşarak devam ediyor. Bu ağırlaşmanın nedenini biz çoğu defa dile getirdik. Tek nedeni var, o da İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan Sayın Öcalan'ın bir gün olsun geri adım atmamasından kaynaklanıyor. Eğer geri adım atmış olsaydı biz bu tecridin sona erdirileceğini ve bu yönü devletçe bunun bu yönü kullanılabileceğini gözlemliyoruz. Nitekim benim de hatırladığım, biz çocukken 90'lı yıllarda Öcalan siyasi irademdir diye imza kampanyaları başlatılmıştı ve milyonlarca insan bu yönde imza atarak iradelerini beyan etmişlerdi. O günden bugüne bu milyonlar arttı. Devletin beklentisi bunların azalmasıydı. İnsanların artık İmralı'daki Ada Hapishanesi'nde bulunan Sayın Öcalan'ın siyasi muhatap olduğunu kabul etmediği ve irade görmediğini beyan etmelerini istiyordu. Ama geldiğimiz aşamada artık Sayın Öcalan o milyonları aşkın bir iradenin temsilcisi pozisyonda bulunmaktadır. Biz de devletin eğer barış önünde bir adım atacaksa, barışça yönelecekse yolun oradan geçtiğini belirtmek istiyoruz. Evet, daha önce panellerde de çeşitli mecralarda değindik. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit önce orada test edilir. İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulamaya sokulur. Bir sonuç alınamazsa bu bütün illere yayılır. Özellikle Kürdistan illerinde bu derinleştirilir. Ve bu yönlü bir sonuç almaya gidiyor devlet. Ama şunu gözlemliyoruz. Ne oradaki iradeye geri adım attırabildi bu devlet, ne de burada Kürdistan'da kendi iradesine sahip çıkan halka geri adım attıramadı. Bu yönüyle biz bu hukuka aykırı durumlara ilişkin her yerde sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Biz İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan Sayın Öcalan üzerindeki tecridin sistematik olduğunu ve hukuki olmadığını defaatle dile getirdik. Ancak karşımızda hukuku tanıyan bir devlet iradesi de maalesef bulunmamakta. Hukuku uygulamadıkları gibi bunun uygulaması için herhangi bir adım atma eğilimi de söz konusu değil. 2013 yılında bir çözüm süreci başlatıldı ve bu süreçte Sayın Öcalan'ın da önderliğinde bütün bir halkta bir barış umudu yeşerdi ve o 2013'te hem toplumsal hem ekonomik hem siyasi hem ahlaki hem hukuki konuda Türkiye'de bir iyiye gitme durumu öne çıktı. Bunu istemeyen paramiliter güçler bu süreci baltaladı ve şu an bu sürece ilişkin biz hala hali hazırda umudumuzu diri tutuyoruz. Bu toprakların barışa ihtiyacı var. Barışın önü de İmralı'dan geçer. İmralı'ya eğer bir iyi anlamda yönelim olursa, Sayın Öcalan'la bir görüşmenin önü açılırsa, kendisinin de belirttiği şekilde bir haftada bu sorunu çözebileceği iradesine bizler de katılıyoruz. Bizce de bu durum böyledir. Ama eski çözüm sürecinde tekrarlanan yanlışların tekrar devam etmemesi adına bunun kanuni bir güvenceyle, siyasi muhatapları olan DEM Parti ile meclis çatısı altında ve İmralı Adası'ndan çıkacak perspektifle yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönüyle bizler de hem parlamentoda hem de parlamento dışında bu mücadeleyi büyütmek, cezaevindeki direnişin, haklı direnişin sesine ses olmak ve Kürt sorununun barışçıl çözümünün önüne katkı sunmak ve elimizden geldiğince bunu toplumda yaygınlaştırmak, siyasi ayağını oluşturmak için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu defaatle belirttik. Yine biz Kürt sorununun çözümünün İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan tecritten geçtiğini, tecriti kaldırmadığı sürece hiçbir adımın kabul görmeyeceğini, Sayın Öcalan'ın barış umuduna ilişkin sözlerinin, söylemlerinin kağıt üzerine dökülmesi ya da anayasal, yasal güvencelere alınmadığı sürece hiçbir şekilde barış umudunun bu halklarda oluşmayacağını biliyoruz. Bu yönüyle eğer birileri barış umudunu yeşertmek istiyorsa, eğer ekonomiyi, ahlakı, adabı, hukuku, siyaseti düzeltmek istiyorsa bunun yolunun İmralı Adası'ndan geçtiğini belirtmek istiyoruz tekrardan. Şöyle...